İlk başta şunu soracağım. Ön alım hakkı şufa davası nedir? Şufa davası ne tip taşınmazlarda kullanılabilir? Bu davayı ne kadar sürede açmamız gerekiyor ya da bildirimi ne kadar sürede yapmamız gerekiyor? Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla Melek Hanım'la karşınızdayız. Bu hafta ön alım hakkı şufa davasını konuşacağız. Melek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim, İyi teşekkür zaten, ederim. evet, bugün çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bugün şufa davasını konuşacağız. Hazırsanız başlıyorum Tabii sorulara. ki, tabii ki. İlk başta şunu soracağım. Ön alım hakkı şufa davası nedir? Ön alım hakkı paylı mülkiyette olan bir taşınmaz üzerinde paydaşlardan biri tarafından kendi payının satılması halinde diğer paydaşların satış bedeli üzerinden o taşınmazı alma hakkıdır. Şufa davası ise bu ön alım hakkının kullanılması davasıdır. Anladım. Peki şufa davası ne tip taşınmazlarda kullanılabilir? Fiili taksim yapılmamış, kat mülkiyetine geçilmemiş, kat irtifakı kurulmamış, yani paylı mülkiyette olan taşınmazlarda kullanılır ön alım hakkı ve şufa davası da taşınmazlar için açılır. Anladım. Peki şufa davasını kimler açabilir? Bir de kime karşı açacağız yani? Şufa davasını hakkı ihlal edilen paydaşlardan herhangi biri ya da hepsi açabilir. Evet. Yani burada bir sınırlama yok. Hakkı ihlal edilen paydaşlar açabiliyor. Aynı hak sahipleri açamıyor bu Anladım. davayı. Ve satın alan üçüncü kişiye karşı açılabiliyor bu dava. Peki bu davayı ne kadar sürede açmamız gerekiyor ya da bildirimi ne kadar sürede yapmamız gerekiyor? Şöyle, ön alım hakkı bildirimi yapıldı ise eğer diğer paydaş bu hakkını 3 ay içerisinde kullanmalıdır. Evet. Bu hak düşürücü süredir. Bu süre geçtikten sonra bu hakkını bir daha kullanamaz. Ve bildirim yapılmadan satış gerçekleşti ise 2 yıl içerisinde bu davayı açmalı diğer paydaş ya da paydaşlar. Peki bu bildirim nasıl olacak? Yazılı mı, sözlü mü, noter kanalıyla mı? Noter kanalıyla yapılmış olması gerekiyor. Peki görevli mahkeme, yetkili mahkeme hangisi? Görevli ve yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer Asli Hukuk Mahkemesi'dir. Peki şey soracağım. Burada taşınmazın bedeli nasıl tespit ediliyor? Yani dava uzun sürüyor bazen, yıllarca sürüyor. Ve Türkiye'de ekonomik koşullara göre 6 ayda 1 yılda fiyat farkı çok artabiliyor. Bu nasıl tespit edilecek? Satış bedeli üzerinden mahkeme karar vermek durumunda. Yani siz Tapuda bildirilen bedel tapuya diyorsun. gidiyorsunuz, 50.000 TL bedel üzerinden satış gerçekleşmişse davada 50.000 TL üzerinden kabul edilir. Ama burada tabii ki istisnai durumlar var. Bazen tapuda çok yüksek, yani diğer paydaşların özellikle bu böyle bir durumda zarar görmesi için çok yüksek bedelden satış gösterilebiliyor. O zaman davayı açan paydaş ya da paydaşlar gayrimenkulün satış tarihindeki gerçek bedelinin tespitini isteyebilirler. Anladım. Mahkeme keşif yoluyla gayrimenkulün satış tarihindeki gerçek bedelini tespit eder, o bedel üzerinden karar verilir. Ama ve lakin eğer Türkiye'de eşine çok rastladığımız şekilde düşük bedel gösterilmişse o zaman da kimse muvazalı olarak yaptığı işlemi lehine kullanamaz. İlkesi gereği tapuda hangi bedel gösterdiyseniz o bedel sizin için bağlayıcı olur ve dava o bedel üzerinden kabul edilir. Peki yani şöyle 50 bin liralık taşınmazı 5 bin liradan sattım harcı az ödeyeceğim diye. Karşı taraf 5 bin liradan bu taşınmazı alıyor mu o zaman? Alıyor. Geçmişler Evet. olsun. Evet, çok zor bir süreç olurmuş Evet, dediğiniz yani gibi. muvazalı işlem yaparsanız sonucuna katlanırsınız. Doğru. Peki burada harç ve vekalet ücreti nasıl olacak? Nispi mi oluyor? Nispi, yani nispi dediğimiz nedir? Dava değeri üzerinden. Yani Hesaplanacak yani. evet, satış bedeli üzerinden. Maddi değil, nispi vekil. Nispi harç ödenir ve vekalet ücreti de kazanan tarafa ödenen vekalet ücreti de nispidir. Anladım. Melek Hanım teşekkür ederim. Bugünkü sorularımız bu kadar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi İyi günler günler. dileriz.